rezalet sülalesinin kelimesinde. Ben dış kapının mandalıyım sanki. Açılsın kapılar biz doy doyuz. Kimse demez çok huyluyuz. Duymasınlar uçan kuşa uçluyuz. Hala hala. Babam aldı mangara kokusunu. Aynı tanışın kendisi lejyon doyar bir şeyine sahibidir ya. Ya demek şahsiyet sahibi aslında. Allah'ın emri, peygamberin kavmiyle. Allah versin evladım, Allah versin. Bana bak, bana bak. Ya dur evladım, işimiz var, görmüyor musun? Bir dakika, ben seni tanıdım. Ne? Nerede tanıdım? Ben seni çıkarttım. Sen geçen cuma namazında Ali Ağa'nın değil miydin? Evet ya, o kalabalığın içinde. Beni nasıl tanıdın, helal olsun sana. Ya sanırım ben de ya. Millet içeride namaz kılarken arkadan ayakkabıları aşırar, şerefsiz dinleyenler. Hadi oradan ben, terbiyesiz. Oğlum lan, kim oluyorsun? Sen yapma, hiç yaramıyorsun. Hazır, el ayak çekilmişken ben sana vereceğim. Malum, parasızlıktan konakta bir uçak kaldı, hizmetçi. Yani acaba diyorum, bu tesisi gelip gidecek sen bizim uçağımız olur musun? Doğru lan. Yani mahsuktan ya. Yani. Mahsuktan. Bak oğlum benim yıldızım Ahmet'e ben bayılırım bak. Görmüş hanım rahmetli eşinin mi olmuşum? Bunu ne bakın? Rahmetli eşinin hangisi? Kaç tane bakın? Saçmalamadık. Böyle şeyden ayakta olur muyum? Üstelik hiç tarzım değil. Hadi gel otur şöyle. Resmen oraya oturmuyor bana. Ya evet sen ne ettin beni arkadaş? Hadi boncuk otur şöyle. Bakın sen yüzünden. Hangi oyun oynarsak oynayalım. Onun oyun esnasında bir yerlerde hoş gerçi seyirci tarafında olmayı çok sevmezdi zaten. Her kulisin arkasında dolaştığımızda veya bir aksesuar aldığımızda yanımızda olduğunu bilerek oynadık. Çünkü Türkiye'nin yetiştirdiği öyle eller ustalardan biri ki emekçi diyebileceğimiz ve bu ülkenin tiyatro sanatının gelişmesi için her türlü fedakarlığı yapan bir ustadan bahsediyoruz. Ve yine ne mutlu ki 21 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası'nda ustamızı tekrar yanımızda anmanın ve onunla beraber Türk tiyatrosuna hizmet etmiş bütün ustaları anmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ver bakalım plaketi. Bizim olsun. Teşekkür ederim.
Şöyle. 16. Son. Evet. Şimdi sadece Dünya Tiyatro Günü'nde değil, biz Necat Baba'yı her oyunumuzda anıyoruz. Onu anmamak zaten mümkün değil. Az önce oyunun bitiminde Cengiz Usta'nın da söylediği gibi, o gerçekten bizim için hep kuliste, hep var. Her oyunumuzun içinde var, dışında var, her anında var. Dolayısıyla biz Necat Baba'yı hep anıyoruz. Unutmamız mümkün değil. Sağ olsun oğlu Süha Uygur bizlere bu şansı verdi. Çünkü Uygur tiyatrosunda oynamak herkesin harcı değil. Gerçekten ciddi bir disiplin ister bu grupta oynamak. En gencimizden en usta oyuncumuza kadar. O disiplin de öyle zannediyorum ki seyirciye yansıyor. Şöyle ki gittiğimiz her yerde doyasıya gülüyorlar, eğleniyorlar. Biz de onlarla beraber gülüp eğleniyoruz. Ama sorunun başına gelirsek Dünya Tiyatro Günü hepimize kutlu olsun. Tüm insanlara kutlu olsun. Biz zaten tiyatroyu Necat Uygur'la sevdik. Ve bugün burada yine onun bir oyunuyla, onu anarak bulunmuş olmaktan gurur duyuyoruz. Ve çok güzel bir seyirci vardı bugün burada. Hani o ikisi beraber bence çok güzel oldu. Yani biz çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle teşekkür ediyorum Ali Ağa'ya, Ali Ağalılara. Belediyeye bizi böyle bir organizasyonla buluşturduğu için gerçekten çok güzel bir şey. Dünya Tiyatrolar Günü'nde oynamak ayrıca güzel bir şey. Necat Baba'nın oyununu hala yıl oldu 2018 ama böyle biraz daha modernleştirerek hala sahneye koymuş olmak da çok güzel bir şey. O yüzden biz çok mutluyuz ekip olarak. Seyirci çok güzeldi, atmosfer çok güzeldi. Oynamak çok güzel. Böyle özel bir günde oynamak daha da güzel. O yüzden herkesin ayağına sağlık, sağ olsunlar. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası herkes için, her oyuncu için veya tiyatro sanatına gönül vermiş herkes için son derece önemli bir gün, önemli bir hafta. Bizim için de bu önemi yansıtacak her türlü etkinlik bize gurur veriyor tabii ki. Ve o yüzden de böyle bir günde Ali Ağa'da olmamız bizim için çok keyifliydi. Ve böyle bir günü Ali Ağa'daki tiyatro severlerle kucaklamış olmak çok keyifliydi. O yüzden çok güzel bir geceydi diyebilirim. Seyirci de çok güzeldi, çok keyifliydi. Tabii Necat babamız da. Aslında biz onu her oyun sonunda anıyoruz. Fakat tabii böyle birisini özel bir günde anmak daha bir anlamlı bizim için.